Evet, merhabalar arkadaşlar. Bu videomda ben sizlere SEO nedir konusunu anlatacağım. Burada kendi yazdığım SEO nedir makalemden faydalanacağım anlatımı yaparken arkadaşlar. SEO İngilizce SEO kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen bir kısaltmadır ve anlamı Search Engine Optimization anlamına geliyor. Arkadaşlar. Evet. Peki. Pardon. Kısaltmanın açılımı Search Engine Optimization oluyor. Peki arkadaşlar. Search Engine Optimization ne demektir? Search, arama, engine, motoru ve optimizasyonu kelimelerinden meydana geliyor ve böylece ne oluyor arkadaşlar? Arama, motoru, optimizasyonu anlamına gelmiş oluyor. Peki. Peki arama motoru optimizasyonu ne demektir öyleyse? Hemen arkadaşlar arama motoru optimizasyonu bir web sitesinin internet pardon bir web sitesinin arama motorlarında gösterebileceği en iyi performansı göstermesi için yapılan çalışmaların bütününe arama motoru optimizasyonu diyoruz. Burada ne demişiz? Evet, en kolay şekilde anlamlandıracak olursak bir web sitesinin Google ve diğer arama motorlarında en iyi performansı göstermesi için yapılan çalışmalar bütününe ne diyoruz arkadaşlar? Arama motoru optimizasyonu diyoruz. Peki bu en iyi performans içerisinde neler var? Evet, hemen bakalım. İlk önce ilk şeyler değil mi? First things first diyoruz. İlk önce ne olmalı? Yani görecelidir. Kişiden kişiye değişebilir. İlk önce hız olmalı. Bir web sitesi hızlı olmalı. Bir performans iyi bir performans için hızlı olmalı denilebilir, değil mi? Evet, denilebilir. Peki hız için ne gibi faktörler işin içerisinde? İyi performans gösteren bir sunucu, server, bir hosting paketi, bir server daha çok server kullanmanızı öneririm sunucu. Sonra arkadaşlar, evet hız konusunda diğer yönden ise kod ve resim optimizasyonları devreye girmekte. Resimlerimizin boyutu 200 kilobaytı geçmeyecek ve az kodla çok iş yapan web sitelere sahip olmalıyız, değil mi? Az kod ile çok iş yapan web sitelere. Peki. Evet arkadaşlar bir web sitesi sektöründe önde gelen anahtar kelimeler sektöründe aranma hacmi yüksek olan anahtar kelimelerde nasıl olmalı? Önlerde olmalı. Mesela sektöründe önde gelen bir anahtar kelime düşündüğümüzde mesela diyelim ki şimdi mesela şöyle olsun arkadaşlar. Evet. Türkiye'nin en iyi e-ticaret sitesi. Yani bu kelimenin aranma hacminin yüksek olduğunu falan demiyorum. Ama ne çıkıyor? Bakın sıfırıncı noktada hepsi burada çıkmış oluyor değil mi mesela? Şimdi arkadaşlar dersimin ilerleyen safhalarında aranma hacminin nasıl ölçüldüğünden ben size bahsedeceğim. Peki. Ziyaretçileri tekrar siteye çekmek için yeniden pazarlama yöntemlerini kullanıyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi diyelim ki web sitenize gelen kişiler sektörünüzle ilgili bilgilere ulaşmak istiyorlar. Örneğin nedir? Şimdi düşünelim. Evet. Mesela SEO uzmanlığı, SEO, web tasarım ve benzeri konularda arama yapanlar kimi bulacaklardır? Benim sistemi. Yani benim sistemle karşılaşırlar, başka bir siteyle karşılaşırlar. Örneğin mesela diyelim ki bir kişi web tasarım ve SEO hizmeti arıyor. Bakalım. Evet, web tasarım ve SEO hizmeti aradığında bir kişi benim sistemi bulabiliyor. Bakın burada. Ne güzel. Şimdi
Bu kişi web sitesine girdiğinde biz bu kişiyi tekrardan kazanmak için neler yapabiliriz? İşte burada remarketing, yani yeniden pazarlama olayı ortaya çıkıyor. Burada yeniden pazarlama adına neler yapabiliriz? Örneğin ücretsiz bir analiz imkanı sunuyorum mesela, bakın burada. Burada bilgileri alıyorum ve ücretsiz bir analiz imkanı sunuyorum. Web siteme giren kişiye tekrardan web siteme girmesi için ne sunuyorum arkadaşlar? Bir cesaret, bir opsiyon sunmuş oluyorum. Daha sonra da mesela web siteme giren kişilerden şu şekilde bildirimlere abone olmasını isteyen uyarılar çıkarabilirim. Bu da neye giriyor arkadaşlar? Yeniden pazarlamaya girmiş oluyorlar. Bu yeniden pazarlama ile ilgili çok değişik yapılabilecek şeyler var. Google Ads aracılığıyla, Analytics ve Google Ads entegrasyonu, senkronizasyonu olarak ve bunun haricinde de arkadaşlar Facebook ve Instagram'ı yeniden pazarlama amacıyla kullanabiliyoruz. Piksel düzenleyip özellikle örneğin. Şimdi arkadaşlar iç optimizasyon adına alan adı uzantılarından tutalım da resim alt etiketlerine ve benzeri bir sürü faktör doğru inşa edilmiş mi? Evet, bu çok önemli. Sonra dış SEO'su adına web sitesine yeteri kadar geri bağlantı ya da referans bağlantı almış mı? Ben burada bu ifadeyi yanlış kullanmışım. Birazdan düzelteceğim. Arkadaşlar yeteri kadar geri bağlantı doğru bir ifade değil. Yeteri kadar ve doğru geri bağlantı. Yani mesela ben şimdi Mimoza Bilişim, web tasarım ve daha çok SEO işleriyle ilgileniyorum, SEO. O halde ben geri bağlantı, yani backlink alacağım yerler nereler olmalı? Evet, örneğin teknolojiyle ilgili bloglar, ondan sonra neresi olur arkadaşlar? Teknolojiyle ilgili bloglar, SEO blogları, web tasarım blogları ve benzeri yerlerden kendi bir referans gösterebilirsem, ya bağlantı alıp ya da ücretli veya ücretsiz bağlantı alabilirsem, bu sefer siteme fayda sağlamış oluyorum. Yani yeteri kadar ve doğru backlink diyoruz biz buna. Geri bağlantı diyoruz. Evet. Peki SEO reklam mıdır veya ücretsiz bir reklam mıdır ya da bir gereksinim midir? Arkadaşlar SEO ücretsiz bir reklam mıdır sorusunun cevabı bir yönde evet. Ama aynı şekilde bir gereksinim midir? Evet, aynen bir gereksinimdir arkadaşlar. Örneğin şimdi bu sayfam benim SEO uyumlu olmasa bu sayfamı benim Google'ın indekslemesi imkansız. Örneğin şimdi bir örnek ile göstereyim arkadaşlar. Şurada Google'da gizli sekmede konumdan etkilenmeden şöyle bir arama yapalım. Örneğin web tasarım SEO hizmeti arayan birisi, evet, reklamlardan sonra haritada ve ikinci, üçüncü olarak benim sistemi bulabiliyor, değil mi? Evet. Neden? Peki bize şöyle arayalım. Benim asıl anahtar kelimem web tasarım SEO. Bakalım. Evet, bu sefer de ikinci olarak bulabilir. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın az evvel üçüncü olarak buldu benim sistemi. Web tasarım SEO hizmeti dersem. Gelelim bakalım. Bir, iki, üçüncü organik sonuç. Peki web tasarım SEO dersem ikinci olarak buldu. Neden? Bakın şurada
Benim anahtar kelimem ne? Web tasarım SEO. Değil mi arkadaşlar? Yani ben burada bu kelimede kendimi iddia edebilirim. Çünkü ben evveli 4 sene web tasarım ve SEO yapıyordum. Şu anda sektörümde daha çok SEO'ya yöneldim. Ama daha evvelinde web tasarım SEO yaptığım için web tasarıma ek olarak SEO yapma potansiyelime sanırsam daha çok. Yani çünkü o yönde tecrübem daha fazla. Şimdi burada tabii anahtar kelimeyi görmüyorum. Ama görebilir miyim? Görebilirim tabii ki. Mesela bakalım. Böyle siteye girelim. Şuradan sağ tuştan kaynağı görüntüle dersem. Şöyle Ctrl-F, Ctrl, evet, web tasarım. SEO. Dememe gerek yok. Şey diyeceğim. Keyword diyeceğim. Şekilde veriyor muydu onu? Bir dakika. Bir tasarım SEO diyeceğim. Evet, burada yine title'ımı gördüm. Title'ımı gördüm. Ondan sonra meta description'ımı gördüm. Web tasarım SEO motivation, evet, vesaire. Web tasarım SEO. Bir dakika, şurada ne yazıyor? Evet. Her neyse. Şimdi arkadaşlar benim anahtar kelimem web tasarım SEO olduğu için Google beni o kelimede gösteriyor. Ve böylece burada ben ne yapmış oldum? Bir gereksinimi yerine getirmiş oldum. Neden? Şimdi gelelim benim ana sayfama arkadaşlar. Şuradan bakalım. Şimdi ben ana sayfamda gereksinim olarak neyi meydana getiriyorum? Şimdi ilk önce bir anahtar kelimemi belirliyorum. Diyorum ki ben şu kelimede öne çıkabilirim. Veya SEO nedir gibi bir kelimede iddiacı olabilirim ilk önce. Ama zor tabii şu anda. Yani öyle bir açıklamayı getirecek kişi olmak, yani önlerde olmak şu anda benim için zor. Çünkü ben bu sektörde biraz yeniyim. Bir yıldır sadece SEO sektöründeyim. Daha evvelden web tasarım SEO yapıyordu. Peki. Şimdi ben sayfamda gereksinim olarak bazı şeyleri yerine getiriyorum. Bakın nedir? Şimdi arkadaşlar bakın title'ımda şeyde evet title'ımda pardon header'ımda yani header'larımdan birinde web tasarım SEO kelimesini geçirmişim. Sonra geliyorum. Bir kez daha var. Sonra arkadaşlar mutlaka yine olacaktır sistem sayfamda. Web tasarım SEO. Şimdi header 1'de geçirmişim. Header 2'de geçirmişim. Sonra bir kez daha header 2'de geçirmişim. Bu olması gereken yapılandırmalardan bir tanesi. Eşvanda olmalı, eşdurda olmalı. İki tane de yani toplamda sitenizde bir tane header 1, iki tane de header 2 en az olmalı arkadaşlar. Header 3 de olabilir, olmalı tabii ki, o da olmalı. Evet, demek ki arkadaşlar ne diyoruz burada? SEO bir ücretsiz reklamdır diyebiliriz. Aynı zamanda bir gereksinim midir? Evet, çünkü neden? Ben web sitemin ne olduğunu, ne ile ilgili olduğunu Google'a ve diğer arama motorlarına tanıtmalıyım ki Google, Yandex ve diğer arama motorları, Bing vesaire benim web sitemi tarayıp bulabilsinler. Eğer ki bu optimizasyonu yapmazsam bulabilirler mi? Hayır, bulamazlar. Gerçekten de bulamazlar. Örneğin, örnek olarak bakalım arkadaşlar. Başka bir siteden, mesela yine bana ait bir site. Şöyle, şuradan bir bizi sekmeden, konumdan etkilenmeden arayalım. Mesela A1 kelimeleri yanlış yazdık. Yani Google düzenler.
Bir saniye, bir yazalım. A1 kelimeleri dediğimde. Evet, burada ikinci çıktı arkadaşlar. Bakın, A1 level word list. Şimdi benim bu sayfamı Google artık o kadar kale almaya başladı ki, yani A1 kelimeleri değil, şey desem, A1 word desem, bu sefer yine var, yine var, evet. Peki, ama şurada title'ımda ve meta description'ımın başında yazan şu ifadeyi arayacak olsam arkadaşlar, bu sefer sıfırıncı konumda çıkarım. Aa, ilginç. A1 level work list. Hayır, o şekilde çıkar. Peki. Evet. Evet, buraya kadar anlatıyorduk. Tamam. Şimdi arkadaşlar, demek ki ne oluyor? Yani sayfamızı optimize ettiğimiz zaman Google'a bir gereksinimimizi, yani web sitemizin o alandaki gereksinimini Google'a veriyoruz. Evet. İşte burada yeniden pazarlama örneği. Bakın, burada diyorum ki bizden yeni bildirim almak ister misiniz? Örneğin ben A1 kelimeleriyle ilgili içerik arayan, İngilizce öğrenen birisiyim. Buraya izin verdiğimde bir sonraki sefer bir sonraki sefer bu kullanıcıya ben yeniden pazarlama yapabileceğim. Nasıl? Örneğin yeni bir içerik ürettim, yeni bir kampanya yaptım ve benzeri durumlarda ben bunu yapabileceğim. Peki arkadaşlar. Evet, ne diyorduk bakalım? Geldik şuraya. Demek ki SEO hem bir ücretsiz reklam diyebiliriz, hem de bir gereksinim diyebiliriz. Peki bunun yanında sizce reklama gereksinimimiz var mı? Var. Evet. Peki reklama gereksinim neden var? Çünkü reklamlar ile daha fazla daha fazla kitleye ulaşım olduğu gibi marka bilinirliğiniz artıyor. İnsanların beyninde yer etme imkanınız çoğalıyor vesaire. Evet arkadaşlar, peki reklama da gerek varsa, peki şimdi diyelim ki sizin hiçbir sermayeniz yok ama reklam için sermaye gerekiyor. Bu sefer ne yapabilirsiniz? Sermaye oluşturmalısınız. İlk önce sermaye oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız? Diyelim ki hiçbir şeyiniz yok. Yani para yok. Sermaye yok. Nasıl oluşturacağız? Örneğin bir SEO ustası olmak istiyorsanız bloggerlıkla başlayabilirsiniz. Bloggerlıkla başlayabilirsiniz. Bunun maliyeti çok düşük arkadaşlar. Örneğin yılda 20 TL'ye 20 TL'niz varsa bir blogger olup sermaye oluşturmaya başlama imkanınız var. Tek gereksinimimiz bilgi. Peki ben sermaye oluşturdum. Daha sonra ne yaparım? Sermaye oluşturduktan sonra bloggerlık yapıyordum örneğin. Google AdSense'den para kazanıyorum. Sonra ne yaparım? Çevreme web sitesi ve SEO yaparım. Daha sonra SEO, sadece sektörümü SEO olarak değiştirebilirim. Neden arkadaşlar? Şimdi SEO kurallarını öğrenmek için ilk önce bir blogger olduğunuzda tüm SEO kurallarını öğreniyorsunuz. Daha sonra web tasarım SEO yaptığınızda bunu öğrendiklerinizi müşterileriniz için yaptığınız web tasarım projelerinde sitelere uygulayabiliyorsunuz. Yani daha sonradan ben yani web tasarımla az uğraşayım, daha çok SEO ile uğraşayım derseniz öyle de bir yolunuz var. Daha sonradan da yazılım dillerini öğrenmenizi size tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, SEO genel anlamda nedir ve çeşitleri nelerdir? Ne demiştik? SEO genel anlamda bir web sitesinin arama motorlarında en iyi performansı göstermesi için
yapılan çalışmalar bütününe SEO denilir diyoruz. Peki, bunun da tipleri var. Nasıl? Beyaz şapkalı SEO, gri şapkalı SEO, siyah şapkalı SEO. Nedir? Beyaz şapkalı SEO, etik SEO dediğimiz olay. Yani kuralına uygun. Bunun gibi. Hiçbir yere spam içerik yaymadan ve benzeri yöntemler anlata anlata bitmez. Öğren öğren çoğalır. O şekilde güzel bir sektör. Diğeri arkadaşlar gri şapkalı SEO. Bu da siyah ve beyazın arası. Peki siyah şapkalı SEO nedir? Arkadaşlar spam. Birinci noktası spamdır. Hani sizi sinir eden mail kutularınıza düşen, izin vermediğiniz halde nereden geldiğini bilmediğiniz, okuyup da anlamadığınız, ne yazdığı belirsiz içerikler, bunlar hepsi spama girer. Bunlar spamdır arkadaşlar. Evet. Siyah şapkalı SEO'nun en iyi yöntemi spam içerikler yaymaktır. Gereksiz, ilgisiz, sanki ilgiliymiş gibi gösterilen, bunun değişik yöntemleri de vardır, olabilir. Evet, çok fazla üzerinde durmamızın bir anlamı yok. Peki SEO bileşenleri nelerdir? Evet, içerik optimizasyonu, içeriğimizi optimize etmeliyiz. Anlatırız. Daha sonraki derslerde anlatacağım arkadaşlar inşallah. Resim optimizasyonu. Resimlerimiz optimize olmalı. Diğer içerik türlerimiz. Animasyon kullanabilirsiniz içeriklerinizde. Video içerikler kullanın. Sonra. Evet. Peki buraya kadar ben SEO nedir anladım diyelim. Neydi arkadaşlar SEO? Web sitesinin Google ve diğer arama motorlarında en iyi performansı göstermesi için evet, yapılan çalışmalar bütününe SEO diyoruz arkadaşlar. Evet. Daha sonradan peki SEO nedir? Diyelim ki anladık. Neydik arkadaşlar? SEO'yu anladık. Bloggerlık yaptık. Web tasarım SEO yaptık. SEO ustası olduk. Belki zamanımız geçti, zamanımızı aldı ama para da kazandık. İnsanlar yaptığımız işleri beğendiler çünkü uğraşı sarf ettik. Online veya birebir derslere katıldık. Bu sektörde ilerliyoruz, dijital sektörde. Daha sonra ne yaparım ben? Bir web sitesini analiz ederim arkadaşlar. Analiz sonuçlarıma göre strateji belirlerim. Pardon, analiz sonuçlarıma göre ilk önce sitemin içindeki hataları düzeltirim. Sonra anahtar kelime seçimi yaparım. Bir anahtar kelime havuzu belirlerim. Örneğin SEO nedir? Anahtar kelimesinde birinci gelen site ayda 6.929 tane trafik alıyor bundan. Bu sadece bu kelimeden günde 320 tane trafik aldığı anlamına gelir. Bu kelimenin hacmi aylık aranması 12 bin. Ve bu birinci olan site, ben değilim tabii ki, birinci olan siteden bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar, diğerleri de reklam ve benzeri veya diğer sitelere girmişler. Demek ki bu bir anahtar kelime. Şimdi ben ana sayfamın anahtar kelimesini SEO nedir olarak belirlesem olur mu? Olmaz. Neden? Belki SEO nedir adına bir web sitesi, niş bir web sitesi dahi açılabilir. Ama benim ana sayfamın anahtar kelimesi SEO nedir olmamalı. Çünkü neden? Başarı kazanabileceğim bir, trafik çekebileceğim bir anahtar kelime olmasını her zaman tercih ederim. Evet, kullanıcı deneyimi arkadaşlar, web sitenize giren kullanıcıları web sitenizde ki web sitenizde kullanırken yaşadığı hoşnutluklara kullanıcı deneyimi, kullanıcı arayüzü gibi kavramlar, terimler kullanılır. Sonra site dışı SEO'da arkadaşlar uzun uzadıya anlatmak istediğim bir konu yeniden
bu konuma eklemeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şimdilik beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Mimoza Bilişim'den Onur Kalfat. Hepinize mutlu bir bahar ayı diliyorum. Sağlıklı ve mutlu bir bahar ayı. Görüşmek üzere.